Galatasaray haberlerinin ardından hemen gazete manşetlerimizle devam edelim. Sarı Kırmızıların gündemine bir de burada bakalım hep birlikte. Özellikle yıldız transfer isimleri ön planda gazetelerde. Foto maçla başlıyoruz. Gözler onda başlığı kullanılmış hemen sürmanşette. Yıldızlar topluluğu Galatasaray'da yeni hedef Dybala denmiş. Roma'da forma giyen yıldızın serbest kalma maddesinin 12 milyon euro olduğu ortaya çıktı. Galatasaray taraftarların gözü yeniden yönetime çevrildi. Devam edelim. Hemen logonun altında Galatasaray yenilendi başlıklı bir haber var. Ara transfer dönemini de boş geçmeyip kadrosunu güçlendirdi. Sarı Kırmızılı takım Süper Lig'de maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer almasına karşın 3 önemli takviye birden yaptı. Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo'nun ardından sol bekteki sıkıntı da Adekugbe ile çözüldü. Bu sezon 23. şampiyonluğunu kucaklamak isteyen Galatasaray'ın ilk 11'i de değişti. Maçlar başlayınca tabii bunu göreceğiz. Yeni transferler için kimdir bölümü yapılmış bu gazetede? Ona da bakalım. Hemen altta Kaan Ayhan için 320 maç, 50 gol, 34 asist istatistiği yer alıyor. Adekugbe için 205 maç, 1 gol, 9 asist ve Zaniolo için de 214 maç, 52 gol, 30 asist istatistikleri yer alıyor. Fanatik gazetesine geçiyoruz hemen buradan. Burada da Milan Inter Zaniolo'ya gidiyor başlığı var Fanatik gazetesinde. Bu iddia İtalyan spor medyasına ait demiş Fanatik. Galatasaray'ın 5 yıl vadeli olarak 15 milyon euroya kadrosuna kattığı Zaniolo için Milan ve Inter 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini bu yaz döneminde ödemeye hazır olduğunu ileri sürdü. Devam edelim. 3 yıldız ismi görüyoruz hemen alttaki haberde. Dybala, Di Maria ve Zakaryan. Bu 3 yıldızdan ikisi gelecek sezon Galatasaray forması giymeye çok yakın. Takvim Spor gazetesiyle devam edelim. Dybala'da rakip Benfica başlığını görüyoruz. Bu habere bakalım. Galatasaray Roma'nın Arjantin yıldızı Paulo Dybala için harekete geçti. Cimbom'un istediği Arjantinli futbolcu için Portekiz devi Benfica'da devreye girmiş bulunuyor. Zakaryan için Zakaryan heyecanı başlığı kullanılmış. Cimbom Rus yıldız için kulübü Dinamo Moskova ile anlaşmaya vardı. Hemen sağ altta Okan Buruk'tan depremzedelere dev destek başlığı var. Az önce biz de haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Inter ve Galatasaray'da oynadığı formaları depremzedelere bağışladı Okan Buruk. Sabah Spor gazetesinde yine Zakaryan geliyor başlığı kullanılmış transfer gelişmesi olarak. Hemen altta da diğer takımlara ait haberler var. Hürriyet'le devam edelim Galatasaray için. İtalyan devlerinin gözü Galatasaray'da demiş Hürriyet. Birçok Serie A ekibi oynadıkları futbolla dikkatleri üzerine çeken Sarı Kırmızıların kadrosundaki isimleri yakın takibe aldı. Peki kim bu isimler? Son olarak Zaniolo'nun transferi Çizme'de aslanı olan ilgiyi arttırdı. Roma'dan alınan ve serbest kalma bedeli 35 milyon euro olarak belirlenen Zaniolo'ya sezon sonu Inter ve Milan talip olabilir. Milan aynı zamanda Lucas Torreira'yı da listesine almış durumda. Atalanta'da Uruguaylı orta sahanın peşinde Barış Alper Yılmaz'ı Lazio takip ederken Berkan'ı 3 kulüp izliyor. Gol ve asistleriyle Galatasaray'ı sırtlayan Mauro Icardi de İtalya'da gündem oldu. Devam edelim aynı gazeteyle isterseniz. Birçok transfer haberi var yine Galatasaray'la ilgili. Böyle devam ederse İtalya'ya dönebilir başlığına bakalım. Devler eski Sampdoria ve Inter'li Icardi'yi izliyor. Tabii oyuncuların performansları iyi olunca talipler de artmaya devam ediyor. Berkan Kutlu için özellikle Cremonese iddiası ön planda. Berkan Kutlu İtalya'da izlenen bir diğer isim. Genç orta saha oyuncusu için Ocak ayında Serie A'nın son sırasındaki Cremonese resmi teklif sunarken Galatasaray bu öneriye olumsuz yanıt vermişti. Berkan'ı Spezia, Udinese ve Monza takip ediyor. Galatasaray yönetiminin sezon sonunda Berkan'a gelecek yeni teklifleri değerlendirilebileceği de yine söylenenler arasında. Diğer haberlere de bakalım. Galatasaray'ı rahat bir fikstür bekliyor. Mart ayında sadece 3 maç oynayacaklar. Deprem felaketi nedeniyle ara verilen ve 3 Mart'ta yeniden başlayacak olan Süper Lig programı
Galatasaray için rahat geçecek. Sarı Kırmızılı ekip 1 Mart'ta sahasında Başakşehir'i Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçına çıkacak. Tek maç eleme usulü oynanacak. Mücadeleyi kazanan yarı finale yükselecek. Sarı Kırmızılıların gazete manşetlerini de inceledikten sonra bir Skype bağlantımız var. Savaş Çorlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk sevgili Demet. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Galatasaray haberlerine geçmeden önce isterseniz büyük kayıplarımız var. Hem ülkemiz adına hem de spor camiası adına bunlarla ilgili sizin de söyleyecekleriniz vardır. Özellikle Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Bu hepimizi oldukça üzdü. Ardından Ahmet Suat Özyazıcı'nın da vefatı geldi. Neler hissettiniz, neler söylersiniz? Bir defa yani tüm deprem gerçekten çok büyük bir acı. Hala bir umut bekleniyor. Belki bir can çıkabilir diye enkaz çalışmaları devam ediyor. Hı hı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara sağlık diyorum. Sabırlar diliyorum yakınlarını kaybedenlere. Çok zor bir şey gerçekten. Yani hepimizin ruhu deprem bölgesinde. Çok ağır bir yara. Kapatmak için hep beraber çalışacağız. Yar olmaya çalışacağız, merhem olmaya çalışacağız, unutmayacağız. Gerçekten çok zor bir durum. Ben bir haftadır depremin olduğu Galatasaray Trabzonspor maçından sonra Sakarya'ya gelmiştim. Sakarya'da depremi en acın yaşayan illerden bir tanesiydi. Oradaki o yardımların içinde bulunmak, orada olmak, o genciyle, yaşlısıyla ne yapabiliriz? Biraz daha hızlı ne yapabiliriz çalışmaların birebir içinde olduğum için çok duygusal şeyler gördüm. Çok enteresan. İnsanlarımızın o bağı, birlikteliği, gençlerimizin gerçekten biz eğer bu birlikteliği sürdürürsek bu yaraları tabii ki sarmak kolay olmayacak ama hep birlikte dediğim gibi yani hepimizin ruhu hala o deprem bölgesinde. Hatta gerçekten o depremin altında yani böyle bu yarayı sarmak için çok çalışacağız, çok koşturacağız, devam edeceğiz. Çünkü önümüzde şimdi soğuk bir hava vardı, yaza geliyor, süreç daha da devam edecek, çok daha yardımlarımızı, yüreğimizi onlarla beraber olmaya devam etmemiz lazım. Ahmet Suat Özyazıcı hocamız için de Allah rahmet eylesin. Türk spor adına önemli bir kayıp. Çok önemli hizmetleri olmuştur. Çok şey söylenecek ama dediğim gibi yani boğazımız düğümleniyor. Söylemekten çok artık bundan sonra biraz da icraat zamanı. Yani hepimiz bu taşın altına elini koyacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız sevgili Demet. Çok şey yapmamız gerekiyor. İnşallah bu yaraları sarmak için elimizden geleni yapacağız. Yani dediğim gibi çok şey söylenecek ama gerçekten de artık sözün bittiği, başladığı yerlerin içindeyiz. Bundan sonra hep beraber devam edeceğiz inşallah. Şu ana kadar en hızlıyla devlet olarak, millet olarak, ülke olarak çok şeyler yapıldı bir can daha kurtarmak için. Ama bundan sonraki oradaki yaraları sarmak için çok daha fazla kaynaklarımız için, annelerimiz için, yani evlatlarımız için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Daha fazla yardım, daha fazla destek olmak mecburiyetindeyiz hepimiz. Galatasaray'da bu anlamda oldukça mutlu etti çoğu insanı. Birçok tır gönderildi. Ve şimdi de Okan Buruk giydiği formaları bağışladı. Bu da çok önemli bir hareketti. Gerçekten çok önemli hareket. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hepsini kutluyorum ayrı ayrı. Biraz önce dedim ya bunlara gerçekten biz devlet olarak, millet olarak kenetlendiğimiz zaman o rengin hiçbir önemi yok. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı. Şimdi Aslantepe Stadı'nda yapılan yardımlara sadece Galatasaraylılar mı koşturuyor? Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Trabzonsporlusu, hiç takım tutmayan o bölgede ne varsa oraya. Bu mahallede, uzaklarda, yakınlarda ve Galatasaray gerçekten çok, ben artık sayısını her geçen gün artıyor, 70'tir falan. Çok güzel bir şey. Dün paramedik sporcusu kazanmış olduğu o madalyalarını Galatasaray'ın müzayedesine getirdi. Okan Hoca'nın futbolcuyken giymiş olduğu belki çok anlam taşıyan formalarını imzalayıp müzayedeye getirmesi. Dün benim bir arkadaşımın genç bir evladı daha, yaşını tam olarak bilmiyorum ama 9-10 yaşlarında Ali diye bir kardeşimiz Aleyhisselam. 2500 lirası varmış kumbarasında. Birçok yardım kuruluşu var. Galatasaray'ın üzerinden getirmek istiyor. Ben diyorum Sakarya'dan İstanbul'a gelip Galatasaray'a teslim edeceğim. Galatasaray'ın o çünkü 69-70 tırının çok fazla gönderilmesini, herkesin bir hedefi var, herkesin bir ideali var. Oraya ben nasıl daha fazla dokunabilirim diye. Okan Hoca da o formayı imzalarken az önce veterimize de izledim. Dün akşamdan bu tarafa da izliyorum. Yani biz devlet olarak, millet olarak, sporcusu, halkı, sanatçısı, ya bazen öyle yardımlar var ki 50 liralık yardımla 50 milyonluk yardım eşdeğer olabiliyor ya da çok daha değerli olabiliyor. O konuyu da kutluyorum. Bundan sonra bu tip yardımlar devam edecektir. Yardım yapmayı düşünen herkesi kutluyorum ama o konuda da çok güzel bir hareket geldi. Gelmeye de devam edecek. Tekrar tekrar söylüyorum. Biz devlet olarak, millet olarak bu birlikteliğimizi devam ettirebilirsek biz bu çok ağır
yaranın altından hep birlikte kalkmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Hepimizin tek yürek olması gereken bir dönemdi ki öyle de olduk zaten. Umarız bu böyle devam eder. Hem de tabii ki futbol camiası içerisinde de. İsterseniz gazetelerdeki haberler ve gündemdeki maddelerle de devam edelim Galatasaray ile ilgili. Transfer dönemi de uzayınca tabii yine Galatasaray'da yıldız isimler ön plana çıkmaya devam ediyor. Özellikle gazetelerde Dybala, Dimaria ve Zakaryan ismi çok fazla ön planda ve her gazetede gördüm neredeyse. Bu isimler için hangi adımlar atılıyor ya da adımlar atılıyor mu? Sizin bilgileriniz nelerdir? Ya gerçekten de üç isim de çok enteresan yani. Zaniolo'dan sonra, Mertens'ten sonra, Icardi'den sonra bir yıldızlar topluluğu Galatasaray. Uzun yıllar sonra bu kadar yıldızın bir araya geldiği, yıldızların tekrardan konuşulduğu bir camianın içinde gerçekten şu anda bu üç isimden hangisi olursa Galatasaray için çok büyük şey olur. Olur mu? Yani, zor değil, imkansız değil. Galatasaray'ın bir çalışması var. Şimdi Rusya-Ukrayna arasında yaşanan olaylardan sonra oradaki futbolcuların serbest kalması ya da işte tekrar devam etmek istemesi. Bu üç oyundan da gerçekten bir Di Maria, Galatasaray'ın hayallerini istiyor. Sürekli baktığım zaman söylüyor. Bu futbolcuların Galatasaray'ın daha önce transfer ettiği oyunculardan mesela Zaniola gibi, Lucas Torreira gibi futbolcuların transfer edilirken sevgili Okan Hoca'nın kıymetli evladı, Allah'a da sağlık sıhhat versin, çok iyi bir şekilde Galatasaray'la beraber moral kazandı, hastalığını yendi. Ali Yiğit, Buruk sosyal medya hesabından bu oyuncuların bazılarını takip etmeye başladı. Daha önceki transferlerinde de başlamıştı. Dolayısıyla burada bir transfer işi yanıyor gibi. Cenk Ergün'ün İtalya'yla ilişkileri çok iyi. İtalya'ya gidiyor, geliyor. Şu andaki süreçte değil ama çok sıkı bir telefon trafiği var. Yetişir mi bilmiyorum ama bu üç oyuncudan birisinin kısa vadede olmasa bile sezon sonu Galatasaray'ın yolu Galatasaray'dan geçecek, Galatasaray formasını giyecek diye düşünüyorum ama şu an için biraz zor fakat imkansız değil. Fakat 3 oyuncularla temaslar kuruluyor. Önümüzdeki sezon için Galatasaray çalışma yapıyor aslında. Bu sezon Galatasaray şampiyonluğu şu anda en güçlü adayı. Kadro olarak da baktığımız zaman ciddi bir geniş kadrosu var. Ama bu 3 oyuncu eğer şu 5 Mart sürecine kadar uzayan transfer sürecine kadar yetişmezse bile sezon sonunda üçünden bir tanesinin Galatasaray formasını giyeceğine ben yüksek ihtimal veriyorum sevgili. Peki özellikle Galatasaray için transfer döneminin başında sol bek mevki için bir isim aranıyordu ve Hatayspor'dan Ada Kugbe artık Galatasaray'ın sol bek mevkiinde görev yapacak. Sizce nasıl bir katkı sağlar Ada Kugbe? Şey bir oyuncuydu, hazır bir oyuncuydu. Ben bir defa liglere başladığımız itibaren Trabzonspor-Bazer maçında bunu gördük. Çok duygusal bir geceydi. Futbolcular orada oynadılar ama hep yani bedenleriyle, ruhuyla hep başka yerlerdeydi aklıma. Yani deprem bölgesinde 10 taneydi. Şimdi başlangıçta da aynı şeyler mutlaka yaşanacaktır ki Ada Kugbe bunu en ağır hissedenlerden bir tanesiydi. Takım arkadaşı, teknik heyetten bir isim Taner Hoca. Şu anda hala ulaşılamadı. Bu psikolojiyi kaldırmak kolay değil tabii ki. Galatasaray'a imza atarken de bunu söyledi. Gözyaşları tutamadı. Ama o bölgeye bir transfer lazımdı. Hazırda gelen bir oyuncuydu. Ben faydalı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın sezon başından beri sol bek sıkıntısı çok ciddi bir şekilde takımda hissediliyordu. O bölgede 4 tane 5 tane oyuncu oynadı. Sol bek, sağ bekten devşim olarak sol bek oynadı. Ada Kugbe için hayırlı olsun. Ama duygusal anlamda o travmayı atlatmak tabii kolay olmayacak. Profesyonel hayatta hepimiz Mutlaka. profesyonel. Futbolcuda herkesin bir şeyi var ama ne kadar da olsa olsun bir önce insanız. Bunu atlatmak kolay olmayacaktır. Eğer bunu atlatabilirse Galatasaray'a mutlaka fayda sağlayacak bir oyuncu. İşini yapması da bence onu motive edecektir diye düşünüyorum. Mutlaka bir şeylerle hepimiz uğraşıyoruz. Yani Tabii ki. sonuçta işte hepimiz bir şeyler yaptık ama burada da insanların biraz kafasını dağıtmak adına. Şimdi insanlar sporun zamanı mı diyenler oldu. Ya öyle bir toplumuz ki bazı insanlar ben o kolileri taşırken bile Zaniolo'ya geliyor mu? Zaniolo'ya gelecek mi? Ya o sonuçta bazı insanların da bu spor artık spora dönelim artık hayata dönelim diyenler de var. Evet Evet, doğru. birçok Acı insan. çok büyük. Bunu bizden burada bu şekilde de bilgi almak isteyenler var. Ama kolay değil. Tekrar söylüyorum. Hep beraber, hep birlikte biz çok güçlü bir milletiz. Bunu ben aşacağımıza inanıyorum. Sporcular da işini yapacaktır. Bazen yakınımızı kaybediyoruz. Ekrana çıkıyoruz. Allah insanın yakınını kaybetme acısı göstermesin. Çok ağır bir acının içinden geçiyoruz. Ama hayatta bunlar var, olabiliyor. O yüzden de o futbolcular bizlerden daha profesyoneller. Evet orada çok ağır bir acı yaşadı. Ama şu anda Galatasaray adına o formaya girdiği anda elinden gelen en iyi yapıp taraftarların, camiaların mutlu etmek için elinden geleni yapacaklar. Peki çok teşekkür ediyorum. Size iyi günler diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sevgilerim.
Savaş Çorlu'ya aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle Galatasaray'ın gündemini konuştuk ve haberlerimizle hemen devam ediyoruz kaldığımız yerden.